Kim dinler? Dinlerler mi? Bu çok sorulan bir soru fakat ben buna şunu da ekleyebilir miyim abi, sorabilir miyim? Şimdi burada özellikle Türkiye için söylüyorum. Diyelim ki Suriye konusunda anlaştılar, Irak, İran konusunda anlaştılar. Türkiye en önemli bölgesi yani Kürt hareketi açısından baktığımız zaman. Ve bir talep var. Ana dilde eğitim hakkı da var, işte içerideki insanlarla ilgili de var hapishanelerde falan ama geçen çözüm sürecini de gördük. Demokratik özellik. Bu talepten vazgeçer mi? Şimdi kademe kademe gidelim. Önce şu şeyi bir tamamlayayım. Şimdi Bahçeli, Öcalan gelsin DEM Parti'ye seslensin diyorsa sözünün dinleneceğine dair bir kabulü var demektir. Bahçeli'nin bu girişimi üzerine Öcalan'la ilk temasın ve ilk kamuya sözünün aktarılmasını iktidarın büyük ortağı izin verdiğine göre, hani Bahçeli zaten o cümleyi şartlı söylemişti. Şayet tecriti kaldırılacak olursa, hani sanki kendisinin bir fonksiyonu yokmuş gibi. Bunun anlamı şu aslında. İcra yetkisi başka yerde ama girişimin öncüsü benim. Orası ne yaparsa, bu koşullu bir cümle formatındaydı. Onlar da buna inanıyor ve bir anlamda güveniyorlar ki bu imkan buraya kadar geldi. Fakat buradaki mesele şu, koşullar sağlanırsa diye bir sözü var Öcalan'ın. Bu güce sahibim ama koşullar sağlanırsa diye. Şimdi 2013-15 arasında bir metot denendi. Heyetlerle işte devlet heyeti, dönemin HDP heyeti, avukatların arada görüşmeleri yine oldu. Bu türden bir görüşme. Fakat bunun en önemli özelliği şuydu, bunların tamamı dolaylı görüşmeler niteliğindeydi. O sürecin birçok başka sebebi var belki hedeflenen şeye gitmemesi ama önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. Herkes bir ders çıkarıyor önceki dönemden. Şimdi koşulların oluşması denilen şey için, yani Öcalan'ın bu talebi yerine getirecek şekilde sahne alması için önce Öcalan'ın güveneceği koşullar oluşturulmalı. Bu nedir? Bunun bir konuşulması lazım. Sonra bu koşulların aynı zamanda Öcalan'a güvenenlerin de güveneceği koşullar olmalı. Hiç aktör olmasalar bile, hani aktör olması istenmiyor ya, diyelim ki işte bir Demirtaş dedi, bir Kandil dedi ama Suriye'yi de buna ekleyelim. Hani işte Salih Müslüm ve Mazlum Kobani'yi de diyelim ki ekleyelim. Bütün bunların da güvenebileceği koşullar. Bu koşulların her neyse onlar, buna ilgili girişimleri bekliyoruz bir yandan. Nasıl ki hani ilk çıktığında ne deniyordu? Yani Öcalan konuşmadan hiçbir şey olmaz. Her şey havada kalır. İlk konuşma, ilk temas oldu. Sonra bunun devamı. Öcalan'ın yine mesajının birinci cümlesi, Ömer Öcalan'ın paylaştığı nedir? Tecrit devam ediyor. Evet. Yani tecritin kalktığı ve geri dönmeyeceği, en azından kısa vadede, orta vadede belli bir hedefe ulaşmadan bir dönme ihtimalinin bulunmadığı ve koşullar oluşursa diyor zaten. Bunları inandıracak şeyler. Bu aslında Öcalan'ın söylediği ikinci cümlenin, yani hukuk ve siyaset zeminine çekebilirim diyor. Hukuk ve siyaset zeminine çekilebilmesi için önce devletin hukuk gerekiyor ve siyaset zeminini oluşturması gerekiyor. Yani iki kademeli hepsi. Buyurun. Siz dinleme ihtimali yüksek diyorsunuz aslında. Nasıl? Aslında hayır, dinleme ihtimali tartışma konusu bile değil gerçekte. Burada tıkanan yer bence yani. Birçok şeyde anlaşabilir. Türkiye için diyorum. Demokratik özellik. Şimdi oraya geleceğim. Kürt hareketi Türkiye için bundan vazgeçer mi? Türkiye şimdi 2013-15 arasındaki görüşmelerde işte tutanakları, belgeleri, birçok açıklamaları internet üzerinden bile bir araştırma herkes bulabilir. Hiç ilgilenmemiş birisi bile epey bir dokümana rahatlıkla ulaşabilir. Baktığımızda aslında hani bir ayrı siyasal iç birim niteliğinde bir özellik bahsedilmiyor orada. Hatta Avrupa Yerel Yönetim Şartı'nın kabulünün en azından bir başlangıç noktası olarak yeterliliğinden bahsediliyor. Bir de şöyle bir tarafı da var işin. Bu sadece Türkiye'nin içinde ve diğer Kürtlerle bağı olmayan bir şey olsaydı burası biraz daha önemli olurdu. Fakat biraz daha geniş bütün Orta Doğu'daki dönüşümlere de hazırlık ve orada bir aktör olarak, etkili bir aktör olarak kalmak için yapılan bir hazırlık ise bu. Orada zaten Suriye'de fiilen
İran ve Irak'ta hukuken özellik var ve üstelik Irak'taki ki bir bağımsızlık referandumu da yapıldı biliyorsunuz ve İran'daki hani bağımsızlığın temini halinde uluslararası devletler sistemine hiçbir sorun çekmeden hızla girebilecek bütün altyapıya sahipler. Dolayısıyla Türkiye'nin içerisinde bu tartışmada konuşulan şey yani Öcalan'ın işte son çözüm sürecinde de etkili olan işte analiz ve önerileri içerisinde konu sadece bir özellik tanımı eksenine oturmuyor. Aslında daha geniş bir demokratik cumhuriyet diye tabir edilen kalıp içerisinde bu ifade ediliyor ve bu Kürtlerin özerkliği değil, bir yerel yönetimin özerkliğine dayalı bir daha geniş bir sistemi dile getiriyor. Dolayısıyla hani işte bağımsız Kürdistan hedefini epey önce PKK kendi ajandasından çıkardı bilinen ünlü kongresiyle. Ama özerklik de sadece onu yerine ikame edilen ve Kürtlerin özerkliği olarak tanımlanan ama genel olarak orası algılandı. Yani mesela bu bölgesi... biraz Türkiye'deki tartışmayla ilgili. Evet. Aslında hatırlayacaksınız. Selahattin Demirtaş'ın bu 7 Haziran 2015 seçimlerinden önceki şeylerde en çok karşılaştığı ve en çok dil döktüğü cevap vermek için mesele buydu ve orada yani bir Kürtlerin özerkliği, bir özerk Kürdistan Türkiye'nin içerisinde hedeflenen ve arzulanan şey, talep edilen şey bu değil. Özellikle yerel yönetim ekseninde özerkliğin bütün Türkiye'nin geneline yayıldığı bir model. Hatta Demirtaş orada hani işte İzmir'in, Trakya'nın vesairenin de yararlanacağı bir model olarak. Yani aslında en özeti demokratik cumhuriyet dediğimiz Öcalancı doktrin bunu bağımsız Kürdistan'ın ya da özerk Kürdistan'ın bir kılıfı olarak oluşturmuyor. Bunu daha çok Cumhuriyet'in bütün coğrafyasıyla ve idari yapısıyla birlikte dönüştüğü bir model olarak. Ama burada evet. Bir talep de şeyden şimdi, geldiği için, yani Akdeniz'dekinden gelmiyor, Trakya'dakinden gelmiyor ama o bölgeden göre tıkanıyor orada da. Mesela milliyetçilerinde buna çok tepiyor. Tıkanmanın orada olduğundan çok emin değilim. Peki, çok kısa olarak 5 dakikam var. Bu perspektif içerisinde herkes halinden memnunken TUSAŞ saldırısını nereye oturtabiliriz ve sürecin başarılı sonuçlanacağına inanıyor musunuz? Şimdi saldırıdan sonra en son bugün Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda bu işi başlatanların saldırıya rağmen bu işi devam etmeye niyetli oldukları görülüyor. İşte Erdoğan'la siz aktardınız. Ne zaman bir diyalog zemini